Türkiye Kupası'nda dördüncü kademe maçlarından bir diğerinde de Rize Spor kendi sahasında Karabükspor'u konuk edecek. İki Karadeniz takımının karşılaşması bu. Şöyle söylemek lazım, Rize Spor açısından Bankasya'da mücadele eden bir takım Rize Spor. Şu anda 26. haftası oynanan ligde 5. sıradalar ve 42 puanları var. İlk iki sıradaki takımların doğrudan Süper Lig'e çıktığını biliyoruz. Yani 6 puan gerisindeler bu ilk iki sıranın. Bunun dışında da şu an içinde playoff'ta gözüküyorlar. Daha 8 haftalık bir dilim var. Ve Rize Spor açısından hala hem doğrudan birinci lige çıkmak hem de bunun yanında playoff'un içerisinde kalmak bir hedef gibi gözüküyor. Ama bence iyi bir kura çektiler. Çünkü Karabükspor'un Süper Lig'de deplasmanlarda sadece 5 puan toplayabildiğini biliyoruz. Yani deplasmanlarda neredeyse var olamamış bir takım Karabükspor. O yüzden onlar açısından iyi bir kura gibi gözüküyor. Ama öte yandan Çaykur Rizespor da topladığı puanların yani İyi puan toplamışlar. 42 puan ama bunun 15'ini sadece kendi sahalarında alabilmişler. Onlar da çoğu maçta berabere kalarak bu iç saha avantajını kullanamamış vaziyetteler. Bu yüzden enteresan bir maç olacak. Şimdi Karabükspor'da son hafta lig maçında Mabiala bir kırmızı kart gördü. Bence çok gereksiz bir kırmızı karttı ama yani bu kupa maçı biraz onu affettiriyor. Yani kupa da olmayacak. Sonra muhtemelen çift sarı kartı yanlış hatırlamıyorsam yine ligde oynayacaktır. Çünkü Karabükspor da hala düşmeme mücadelesi veriyor. O yüzden onların da biraz aklı orada olacak ama ben hatırlıyorum Beşiktaş Kayseri Erciyes Spor'la final oynamıştı. Kayseri Erciyes o zaman düşmüştü ve yine Bülent Korkmaz vardı. Bülent Korkmaz zaten Galatasaray'ın UEFA Kupası'nda da hani hep savaşan oyuncuydu. Bunun teknik direktörlüğünde de kupa kademelerinde gösteriyor. Kupa maçlarında gösteriyor bence. Karabükspor açısından bu hem düşmemeye oynayıp hem de burada olmak da bu anlamda bir işaret diye düşünüyorum. Benim bu maçla ilgili favorim yani Karabükspor'un zorlanacağını düşünüyorum. Alt üst bahsinden ya da bir net skordan ziyade zor geçecek bir maçtır. Ama Karabükspor yine de elindeki oyuncu kalitesiyle bu maçta kazanır. Burada tabii Rizespor'un önemli iki hücum oyuncusu var. Bikoko 15 gollü ve Jello 12 gollü. Onlara da dikkat etmesi lazım Karabükspor'un. Ama ben yine de Karabükspor'un favori olduğunu ve maçı kazanacağını düşünüyorum.